Herkese yeni bir Chef Simülatör'den selamlar arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım her şey yolundadır. Hepiniz yeni bir bölüme hoş geldiniz. Bugünkü hedefimiz 20 seviye olup şu diğer çalışanları da işe almak olacak. Devamında da artık daha da işlere yükleneceğiz. Tabii ki onun yanı sıra da ne yapacağız? Yeni gurmemizi çağıracağız. Bundan sonraki bölümlerde de mutlaka çağırmış oluruz bu abiyi. Hazır hissetmiyorum şu anda. Birazcık daha para kazanım. Şöyle dolapları iyice doldurup. Bu arada dükkanın tasarımını bir tık değiştirdim. Görmüş olduğunuz gibi. Fark etmişsinizdir zaten. Yeni bir dolap aldık buraya. Yorumlardan gördüm bu arada. Yeni bir dolap al, et ürünlerini oraya koy gibi yorum görmüştüm. Kebaplar hazırla, şişlerle beraber eklersin demişti. Hoşuma gitti yorum. Ben de dedim neden yapmıyorum. Kanalıma ilk defa geldiyseniz abone olarak desteklemeyi unutmayın dostlar. Şimdiden teşekkür ediyorum. Modum bu aralar bu aralar düşük. sürekli olarak video atamıyorum ama idare etmeye çalışıyorum, yani öyle söyleyeyim size. Şimdi galeta unu lazım bize. Hemen şuradan bir galeta unu bulalım hocam. Süt, bir şeyler. Domates salçası, tavuk tereyağı, ekmek kırıntısı, galeta unumuz yok mu? Ana, bir dakika. Yo, bu ekmek kırıntısı parçaları diyor. Belki de gözümün önünde ve göremiyorum şu anda, değil mi? O daha komik ya. Ana, bu şeyi yapamayacağız mı? Galeta unu. Buradan alınmıyor mu ya? Karabiber, kekik, biberiye, acı biber, kimyon, sumak, nane, un, domates salçası, tereyağı, tavuk suyu, bilmem neyi. Okey. Süt. Evet, alınmıyor. O zaman köfte yapamayacağız mı? Bu mu demek oluyor bu? Allah Allah. Bir dakika abi, bu işte bir şey var, sıkıntı var, bir problem var. Bu işi sevmedim. Şöyle bir gezelim. Başka bir mağaza falan mı var ya, ben mi bilmiyorum? Ya da marketten alınmıyor mu? Allah Allah. Başkan, galeta unu var mı sende ya? Yok galiba. Fırına, şeye, kasaba bakalım bari en azından. Hani belki bulabiliriz diye. Ne alakaysa, değil mi? Oh, çok güzel şeyler var, etler var bu arada. Evet, burada da yok. Şu markete son kez bir daha bakacağım. Ondan sonra olmuyorsa başka menü değiştireceğiz artık. Şu gurmenin istediği şeylerden yapalım istiyorum. Bu bölüm bitiririz muhtemelen onu. Gurmeyi de çağırırız. Abi un burada ama evet. Kilitli. Yapacağımız bir şey yok. O yüzden yapamayacağız. Şöyle yapacağız. Sabitlemeyi kaldıracağız. Şuradan gurmenin istedikleri neydi? Bize bir Urfa kebap sipariş istiyor. Kaç tane kalmış? 7 tane daha mı vereceğiz? Öyle mi? Yok. 13 tane kalmış. Bundan da 5 tane kalmış. Bir et döner yapalım. Bir de Urfa kebap yapalım. Bugün de güzelce bitirelim. Yetişirse. Yetişmezse ben video dışında hemen yaparım. Bugün gurmeyi çağıralım abi. Bugün gurme değil. Ya da yetişmezse yapacak bir şey yok tabii ki. Elimizde şey var. Kebabımız var. Urfa kebabımız. Onun yanında ne istiyordu? Bir de et döner. Et dönerin şu tarifini bir açayım ben hocam şuradan. Ya sürekli oynasak sıkıntı yok da. Kolaydı Allah'tan. Öyle biliyorum yani. Dilimli antrikotu alıyoruz. Şuraya koyalım. İki tane yeter şimdilik. Herhangi bir çeşni eklemiyoruz. Direkt döner makinesine takacağız. Yani bu kadar. Yani buna baharat maharat yok. Bunu direkt keseceksin. Ondan sonra ne yapacaksın? Ha bak, ızgarada pişir. Opsiyonel diyor ama bunu yapalım ya. Izgarada ne pişireceğiz? Patates. Ondan sonra domates. Sonra yeşil biber. Dönerin yerine ekleyebiliriz diye. Patates ve domatesi şey yapacağız. Okey. Servis ederken de 5 tane döner dilimi. Şunlar bunun için. Şimdi bunu aklımda tutacağım ben. Sıkıntı yok. Bir de Urfa kebap yapmamız lazım bizim. Urfa kebabın hemen şeyine bakalım. Tarifine bakalım. Bu arada menüyü de seçeyim bugünlük. Urfa kebap 1. Hocam, döner de 2.
Hemen şöyle yapıyoruz. Antrikot dilimini alıyoruz. Yo, hazırladık ki bizde. Bizde zaten var. 3 gram tuz, 3 gram karabiber diyor. Tam bu işte. Tamam, var var. Elimizde var. Şiş alacağız. Ondan sonra nasıl servis edeceğiz? Izgarada pişirmek için şey, sarımsak. Bir de yeşil biber alacağız. Okey. Bunu da servisi kolay. Sıkıntı yok. Hemen bunlara bir tabak ayarlayayım ben. Böyle birer porsiyon yaptıktan sonra ikinciyi de hızlı hızlı yaparız. Hatta ben diğerlerinin malzemelerini de çıkaracağım. Şey olmasın. Patatesi de çıkarıp koyalım şuraya. Yeşil biber de koyalım. Birer tabak yetmiyor biliyorsunuz. Şuraya bir sarımsak. Bir yeşil biber daha. Bu okey. Şimdi şu tabaklarımızı koyduk. Birisi döner için, birisi kebap için hocam. Ben şuradan şeyimi alayım. Ondan sonra şu kebabın altını, dönerin altını yakalım. Hiç problem yok. Ardından bir çıra ekleyelim şuna. Kebap, sarımsak dilimi, yeşil biber. Tamam, bunu hallettik abi. Burada dilimlenecek sadece sarımsak. Hallederiz. Yapacağız bir şeyler. Güzel, güzel olacak, güzel. Çevirelim hocam öteki tarafına. Yeşil biber eklenecek şuna. Hemen şuradan bir dilimlerimi halledeyim ben. Çok fazla mouse'u kontrol ederken zorlanıyorum dostlar. Patates ekliyoruz. Ardından domates ekliyoruz. Şunu da şişe çekiyorum. Bu şekilde değil. Normal şişimi de almadan önce şu şöyle olacak. Bunu bir servis edelim. Eksik malzeme diyor. Sarımsak dilimi. Unuttuk. Sıkıntı yok. İkinci tabakta hallederiz. Dönerimi halledeyim hemen şurada. Döner bıçağımız şurada. 1, 2, 3, 4, bu da 5. Buna da sadece sarımsağı dilimleyeceğiz. Onu da söyleyeyim tekrardan. Şöyle koyalım. Pişmiş sarımsağımız burada. Bunu da dilimliyoruz hocam. Ardından tabağımıza servis edip yeşil biberle beraber pişmiş tabii ki. Şöyle koyuyoruz. Bunda da eksik malzeme. Evet, domates ve sarımsak mıydı? Neydi o ya eksik malzeme? Tam malzemeler bunlar değil mi abi? Urfa kebapta ne var ki? Yeşil biber, kebap bu kadar. Eksik malzeme dediği ne? Onu anlayamadım. Allah Allah. Neyse tamam, açalım dükkanı. Millet gelsin, biz de ikinci tabakları yapalım hemen hızlıca. Hemen şuradan iki tabak daha alıyorum. Ben şu yeşillikleri önden pişirmeyeceğim. Abi mangal niye sönmüş ya? Yüzden sönmüş. Eyvah. Hemen. Bunun yetişmesi lazım. Şunları da hemen atıyorum üstüne. Eksik malzeme muhabbeti çok saçma oldu. Tarifler. Et döner diyeceğim şuradan tekrardan. Dönerde yeşil patates dilimi, domates dilimi. Tamam. Sıcak servis edeceğiz. Okey, sıkıntı yok. Ben bildiğim gibi yaparım abi. Eksik meksik hiç bilmem. Hiç beni ilgilendirmez. İnsanlar döner yiyor şimdilik. Tabi bu sırada da yine gurmenin puanı artıyor. Dolayısıyla da şimdilik kalsın şurada ya. Biz şunlara bakalım. Domatesi dilimle, patatesi dilimle, sarımsağı dilimle. Şu kebapla beraber verilecek, şu dönerle beraber verilecek. Buna domates de mi ekleyeceğiz anlamadım ki. Neyse ekleyeyim lan, al onu da pişireyim.
Yere çöp düşmüş baba. Biz mi koşturacağız bunlara da? Aynen, domates dilim var dönerde. Şu döneri şeyini denemek istiyorum. Şu tabağı altına koyduğumuzda... Yok, olmuyormuş dostlar. O yorumu yapan arkadaş söylemişti. Oluyor mu acaba diye. Döner bitti bu arada hemen. Patates dilimi de mi istiyormuş? Ha, varmış lan. Hiç görmedik. O zaman kebapta yok. Urfa kebabında yok. Urfa kebabında patates yok. Evet abi, ben şeyleri şaşırmışım. Okey. Sorun değil. Urfa kebabı da biterse hemen hızlıca şey yapacağız. Gün olayı konusunda yorumlarda zaten çok defa fikirlerinizi belirttiniz. Onları gördüm. Kesinlikle katılıyorum bu arada. Yani gün olayı biraz daha uzaması gerekiyor. Bence de. Çünkü... Öyle bir yerde oyun yetmiyormuş gibi hissettiriyor. O olay kötü. Kaç para kazandık? 202, gayet iyi. Buradan halletsin ablalar. Buradan ne kadar alacağız? ...288. Güzel. Gün geçtikçe de paramız artıyor tabi. Bakın 19 seviye olduk bile bu arada. Yeni tarifler açmak istiyorum ben. Onları da işte zamanla açacağız belli ki. Yani. Kebap bitmek üzere bu arada. Hemen dolaptan bir tanesini çıkarayım. Şöyle atalım ateşimizin üstüne. Güzel oldu bu. Küçük dolap da iyi oldu buraya. Evet, kebaba mı geldin? Biraz bekleyeceğim. Yok, dönere gelmiş Allah'tan. Hemen şöyle çevirelim bir tersini. Hocam buyurun. Şu döner makinesini kapatabiliriz. Artık zaten günümüz de yetmeyecek. O da dönere gelmiş. Kebabı boşuna yapmasak mı acaba? Restoran seviyesi 19 oldu bu arada. Bildirimi de gördük. Dönere mi geldin? Dönere geldiysen kapatacağım dükkanı. Vallahi kapattım. Son bir tane kalmıştı zaten. Diğerini de boştan yere yapmayacağım. Okey. Yaptık, tabağımız hazır da. Neyse, o muhtemelen çürüyecek. Yarına. Ben şöyle yine de dolaba koyayım. Belki ısıtıp servis edebiliriz. Bir gün daha oynarız tabii ki. Onda da çorba yapayım diyorum böyle. Çorba değil. Güzel olur. Ben hemen ilgileneyim abiyle. Sen boşları alırsın. Ablacım, yediniz mi, beğendiniz mi? Teşekkür ederim. İyi iyi, güzel para yaptık. Onda sıkıntı yok. Ablanın da işi bitti. Biz de şöyle ne yapıyoruz? Günü bitir diyoruz. Hızlıca geçiyoruz diğer güne. Biraz harcadık. Bugün de harcadık. Okey. 19 olmuşuz zaten. Sıkıntı yok. Bugün 20 seviye olmaya uğraşacağım. Olamayabiliriz. Onu söyleyeyim. Ama gurmenin görevleri bitti. Mio bitmedi. Bir tur daha Urfa kebabı yapalım bugün. Yanına da bir domates çorbası mı yapalım? Domates çorbasını ezberden yapacağım. Bakalım yapabilecek miyim? Hemen şuradan bir kömürümüzü şöyle koyalım. Ateşimizi, çıramızı koyalım. Üstündeyiz bu arada. Hiçbir problem yok. Evet, bu arada şey bozulmuş gördüğünüz gibi. Şunu atalım, sineklenmiş. Bunu ne yapacağım abi? Bunu da at. Şeyi deneyeceğim ama, şunları ısıtıp vermeyi deneyeceğim. Olursa bence güzel olur. Olmazsa da yeniden yaparız, ne olacak, sorun değil. Şimdi iki tane antrikotu alıyoruz her zamanki gibi. Kıyma oluşturacağız. Kıyma oluşturmadan önce tabi şurada tenceremizi alalım, kıyma yapacağımız. Şimdi ben şu kebabın tarifini açmak istiyorum abi, onu akıldan yapamam. Antrikot dilimi alacağız. Kuyruk yağı lazım olacak bize. Şuradan bir kuyruk yağı çıkaralım. Dörtlü. Antrikot diliminin birini koyuyorum hemen tekrardan.
Ondan sonra kıyma makinesini kullanarak kıymayı oluşturuyor. Kuyruk yağını dinleyeceğiz. Ardından kıymaya ekleyeceğiz bunları. 4 parça olacak. Okey. Tuz ekleyeceğiz. Şöyle alalım bunu. 3 gram tuz. 3 gram da karabiber ekliyoruz. Sonra şiş alacağız. Şişlerimize geçireceğiz bunları. Sonra dizeceğiz. Zaten 4 şiş mi ne çıkıyor bu arada, onu da söyleyeyim. Aynen. Şöyle dolaba koyduk. Şimdi bize lazım olacak malzemeleri tekrardan bir teyit etmek istiyorum ben. Sarımsak, yeşil biber. Sarımsağımızı çıkaralım. Yeşil biberimizi çıkaralım. Sarımsağı dilimleyeceğiz. Sarımsak, yeşil biber. Bu kadar. Sarımsaklı yeşil biber mi istiyor bu Urfa kebap? Allah Allah. O kadar az mı ya? Tamam, neyse, hadi bakalım. Koyalım şunları tezgahımızın üstüne. Şunu da bir koymayı deneyeceğim. Isınsın. Ancak şöyle bir olay var. Bu hala soğuk. Isınmış. Sarımsak dilimi yeşil biber istiyor sadece. Allah Allah. Tamam, yeşil biberini ekledik o zaman. Sıkıntı yok. Sarımsağını da ekleyelim. O da pişsin hemen hızlıca. Dilimleyeceğiz zaten. Patates ve domates ziyan oldu. Ekstra koysak bir sıkıntı olur mu acaba? Koyalım ulan, ne olacak ya, bir şey olmaz. Domates de koyalım ulan, al. Gönlümüzden koptu. Yensin içesin, kötülük olmasın hocam. Şeyi de aldık. Bunu da dilimliyoruz. Ha, menüden seçmemişiz, dur. Urfa kebap, Urfa kebap, acil acil acil. Heh. Pişirme %78 aldık. Niye Allah bilir yani. Neyse, şunu da közleyelim. Muhtemelen erkenden közlediğim için. Açalım dükkanı. Şu abi pişmesin. Bir dakika, şunu koy geri dolaba. Hızlı bitecek kebabımız. Ona dikkat edeceğiz. Yeşil biber ve ne istiyordu? Sarımsak istiyordu. Yeşil biberimizi çıkarmadık. Şu. Kapattık. İnsanlar da geliyor. Ben ikinci tabağı da hazırlasam mı hemen, bilemedim. Keşke iki çeşit yapsaydık ya. İki çeşit olsa da satılıyordu bu arada. İki tur. Bilemedim, aklım çok karıştı bak. Hocam siz ne yapıyorsunuz ya? Müşteriye bir bakın, size zahmet. Ben de boş durmayayım bir yandan, şu şeyi yapalım. Diğerini atacağız, sıkıntı yok. Şöyle yapacağım. Şişe geçirelim. Hatta ne yapalım biliyor musun? Şunu şimdiden atalım. Sarımsağını da koyalım. Biberini de koyalım. Tamam. Hemen bir tabak daha ayarlıyorum hocam. Şuradan bir tabak alayım. Hmm.
Bu güzel seviyede bu arada. Güzel oldu. Bak bunlar birbirine girdi, bak oldu. Görüyor musunuz? Enteresan. Yirmi seviye olmayabiliriz bu arada. Şuna bir tekrardan kalanı da saplayalım hemen. Bunu dolabımıza koyalım. Bunu da yerine kaldıralım. Bak kaşla göz arasında yeni kebabımızı da stokladık. Online oynarken bu muhtemelen güzel olacak ya. Biri kebabı hazırlayacak, biri pişirecek, biri doğrayacak falan. Bunlar güzel olur. Güzel şeyler. Nasıl seviniyor bak hele. Şu da bitsin ya. 4 tane daha satabilir miyiz? Yok. 1, 2, 3. Maksimum hatta belki 2. Yine ertesi güne kalacak. Hiç sorun değil ama. Bunları hallettik ya. Gerisi önemli değil. Bunları hallettik mi bu arada ya? Aynen. 15 istiyormuş, 18 yapmışız. 8 istiyormuş, 21 yapmışız. 20 istiyormuş, 16 yapmışız. 4 tane daha yapamayız. Zaten gün bitti. Bu videoda böyle olsun. Ben video dışında hallederim onu artık gerisini. Bir sonraki bölümde muhtemelen diğer gurmeyi çağırırız. Ona göre hallederiz, bir şeyler yaparız dostlar. Hiç problem yok efendim. Yemek yer misiniz abi? Buyurunuz. Kebap var, kebap var, kebap var. Buyurunuz. Urfa kebap. Şöyle alalım abi size. Ha, açsınızdır. Buyurunuz. Önce bir tipime baktı adam. Beni bir sorguladı. Tamam zaten kapattık. Sizler de yiyin, yiyin. Ondan sonra gidin. Şunda bir yamukluk seziyorum. Şöyle yapsam çok daha güzel olacak. Okey. Gurme sertifikamız bile var yani. Aynen öyle baba. Aynen öyle yani. Gerçekten öyle güzel yaparım. 202. Güzel fiyatlarında satıyoruz biliyor musunuz? Evet. Bugünü de bitiriyoruz. Haydi bakalım. Toplamda 1616. 16-16. 8 yemek vermişiz. Süper. Otomat kazancımız yok. Otomat makineleri falan mı var? Hemen dükkana koyalım. Bence otomat lazım. Hemen bakmam lazım ona. Yapı malzemesi. İstasyon yüzeyle tabela dışan stand diyor. Ha. Ha. İstasyonda herhangi bir şey göremiyorum ben. Yok. Şu abi gittikten sonra yeni dolaplar açılacak, fırınlar açılacak. Muhtemelen bu hamur işi muhabbetine de giriş yapacağız. Elektrikli fırın, hamur mikseri falan filan. 8 tane de yeni tarif açılacak. Bu da güzel olacak. Tabi bunlar da bitmiyor bu arada. Burada bak mesela dış otomatlar, yeni dekorasyonlar, salatalar. En master'ı da çok yakında diyor. Bakacağız inşallah. Kendimizi geliştirmeye devam dostlar. Oyunda sanki böyle bir şeyler eksik gibi ama onu söyleyeyim yani. Bu gündüzün kısa olması ya da yemek yapma olayının çok fazla daralması mesela. Aslında yani süre olarak sıkıntı olmasa, müşteri gelse beklese ve biz onu yani yemeği yapana kadar en azından beklese, tribe girmesek çok daha iyi olacak. Yetiştirme olayı tamam, challenge falan ama ben darlanıyorum abi mesela, öyle oynamak istemem. Ya da ayarlara koyulabilir. Belki de var. Oynanış yok. Kendinize çok iyi bakın dostlar. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın. Öpüldünüz, seviliyorsunuz. Hep beraber iyi olacağız inşallah. Görüşmek üzere, bay bay.